kış olduğu için Allah razı olsun devletimizden geldiler, yolumuzu açtılar. Bizi bugün Aydın Efe'ye hayvanlarımızı indirmeyi düşünüyoruz. Bu civarı köylerde kalan pek olmuyor. Ben 3 yıl tek başıma kaldım. Ondan sonra bu bir Osman Bayrak da var işte bizim köyümüzde. O da kalıyor burada 2 yıldır. Başka da kalan olmuyor. Köyler tamamen boşalıyor. Mayıs'ta geliyoruz. Kasım ayının geçen sene 24'ünde gitmiştik. Bu sene de 24'ü kış ağır oldu. İşte yol açılması gerekti. Onun için biraz diğer köyden diğer arkadaşlar daha erken gittiler. Kara kışa kalmadan. Ama biz yetiştiremediğimiz için biraz geciktik. Onun için de kara kışa kaldık. Şöyle söyleyeyim size, 6 ay burada, öyle yani 6 ay veya 7 ay burada, 5 ay Aydıntepe'de kalıyoruz hayvanlarımızla beraber, getirip götürüyoruz. İlkbaharda buraya, sonbaharda Aydıntepe'ye gidiyoruz. İyi hava olduğu zaman sıkıntı olmuyor ama biraz kar olduğu zaman sıkıntılı oluyor. İyi hava olduğu zaman güzel, rahat şekilde gidiyoruz yani, ayağımıza kar değmiyor. Güneylere başlıyor ama yol güzergahımız sıkıntılı olduğundan dolayı devamlı kar altında kalıyor. Akışın illaki sıkıntılar oluyordu yani. Ama şimdiki gibi imkanlar yoktu o zamanlar. Şimdi bir telefonu açtığın zaman özel idare ekipleri yola giriyor yani. Geliyorlar, yolumuzu açıyorlar yani. En kısa şekilde açıp da bizi Aydıntepe'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu zamanlarda Aydıntepe'ye gidiyoruz. Her sene Mayıs başları gibi de Aydıntepe'den yaylaya kulese geri dönüyoruz diye. Yani her sene iki sefer bu rutini gerçekleştiriyoruz. Burada biraz zor oluyor tabii. Havalar soğuk. Ama yani bu mevsimin havasına göre öyle çok da zor değil. Yani hava sıcak, rüzgar yok, fırtına yok. Hayvanlar da rahat rahat ilerliyorlar. Biz de rahat gidiyoruz. Bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar.